Siber dolandırıcılar cep telefonlarına iş vaadi mesajları gönderip tuzak kuruyor. Peki bu dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor ve tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Yanıtına bakalım. Gelecekte kendilerine aylık 6.000 TL kazanca kadar bir kazanç elde edebileceklerini belirtiyorlar. Buradaki hedefli saldırı aslında evde çalışan bayanlar, ev hanımları. Ek iş vaadi içeren mesajlar alıyorsanız dikkat. Tuzak linke tıkladığınız an dolandırılabilirsiniz. Kesinlikle inanmam. Yıl 2022, o cahillikler hala var mı? Evden çalışarak ek gelir elde etmek isteyen ev kadınları dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Dolandırıcılar farklı farklı yöntemlerle vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Şimdiki yöntemlerinde ise ek gelir elde etmek isteyenler var. Özellikle bu yöntemleri inandırıcı olsun diye sosyal medya üzerinden İşkur'un adını kullanıyorlar. Daha sonra ise vatandaşlardan kaporaları alıp ortadan kayboluyorlar. Yollamam çünkü ben para kazanmak için zaten evde iş yapıyorum. Niye kendi paramı onlara yollayayım? Şöyle güvenmediğim insanlara kapora da vermem. Yani ben biraz garanticiyim açıkçası. Bilişim uzmanı Emre Çelikol, dolandırıcıların aynı anda birçok kişiye gönderdikleri tuzak mesajla milyonlarca liralık vurgun yaptıklarını söyledi. Evdeki çalışan bayanların ek gelir elde etmesini sağladıklarını söylüyorlar. Bunun vaadiyle de ilk önden bir kapora bedeli olarak 100 ila 350 TL arasında bir fiyatlandırma yaparak gelecekte kendilerine aylık 6.000 TL kazanca kadar bir kazanç elde edebileceklerini belirtiyorlar. 100 TL'yi belki de çöpe atmak diye tabir edebilirsek bir yere aktarıp belki 6.000 TL kazanabilirim umuduyla aslında ev hanımlarını bu şekilde kandırıyorlar. Peki dolandırıcıların tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Gelen SMS'in belirtildiği kurumu kendi web sitesine kendimiz giderek orada böyle bir iş kolunun olup olmadığını teyit etmek veya aynı kurumu cep telefonu vasıtasıyla arayarak böyle bir iş vaadinin var olup olmadığını sözlü olarak da teyit edebilirler. Ondan sonra gerekli merciler yollayarak eğer gerçekse bu aktarımı gerçekleştirip devam edebilirler ki kamu kurumu veya kişiler bir avans veya ön ödeme diye bir para talep etmezler.